Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar malumunuz doğada bitkiler büyürler, gelişirler, yaprak dökerler ve ölürler. Yaprak döktüklerinde ya da ölüp toprağa karıştıklarında çürüyerek tekrar bir sonraki nesil için gübre haline dönüşürler. Ve doğada bu olay sürekli olarak kendini tekrarlayan bir süreçtir. Biz de doğal olarak gerçekleşen bu olayı hızlandırıp bahçelerimizde rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz bu işlemi? Bahçemizdeki tüm bitkiler topraktan bazı mineralleri alıp büyürler ve yapraklarında, gövdelerinde bu mineralleri bulundururlar. Bunların çürüyüp toprağa karışması uzun bir süreçtir. Ama biz yabani otları ve kültüre edilmiş bitkilerden, yani domatesten, biberden, patlıcandan kopardığımız sürgün ya da yaprakları ya da onlardan oluşan atıkları kullanarak çürüme sürecini hızlandırıp tekrar bunları sıvı bir şekilde köklerden uyguladığımızda bitkilerimiz için faydalı olacaktır. Şimdi bahçemizdeki çeşitli bitkilerden ve yabani otlardan bir karışım hazırlayalım ve bu karışımı bitkilerin kullanacağı hale getirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, ben doğal mineral kaynağı yapmak için ot temizliği zaten yapmıştım. Bu gördüğünüz alandaki otları kullanıma hazır hale getirdim. Şimdi bahçemdeki diğer bölgelerden otları toplamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, otları toplamaya devam ediyoruz. Biberlik alandayız. Bakın semizotu. Semizotu özellikle magnezyum kaynağıdır. Yeşil yapraklı bütün bitkiler azot kaynağıdır. Ve bitkilerimizin de en çok ihtiyaç duyduğu mineral azot mineralidir arkadaşlar. Bu sebeple yeşil aksamı olan tüm bitki artıklarından bu doğal karışımı yapabiliriz. Bakın bunlar da biber toplarken kırılmış biber yaprakları. Onları da yine kullanacağız. Ebe gümeci, yine semizotu, ayrık otu, sirken otu ve domates, biber, patlıcan gibi bitkilerin yaprakları, bunların hepsini toplayıp kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu otları sıvılaştırma aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben önceden zaten bol miktarda yabancı ot topladım. Şimdi bu topladığımız yabancı otları şu şekilde ağzı açık geniş bir kaba dolduruyoruz. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Şöyle elimize biraz bastırdığımızda bu kabın yarı hizasına kadar yabancı otla dolduğunu anlamamız yeterli. Bunun üzerine suyla dolduracağız ve her gün karıştırarak olgunlaşma sürecini hızlandıracağız. Evet arkadaşlar, hazırladığımız ortamı suyla da doldurduk. Ve dediğim gibi günde birkaç kez karıştıracağız ve ağzını açık tutacağız. Arkadaşlar, bu reaksiyon ağzı açık olursa farklı yöne gider. Ağzı kapatılırsa farklı yöne gider. Karıştırılmazsa farklı yöne gider. Aydınlıkta bırakılırsa farklı yöne gider. Karanlıkta bırakılırsa farklı yöne gider. Yani oranını ve içeriğini bilmediğimiz mineral kaynağı elde etmiş oluruz. Bu sebeple bu süreç olgunlaştığında süzüp kullanıma hazır hale getirdiğimizde yapraktan değil de topraktan uygulama yönteminin daha faydalı olacağını belirtmek isterim. Ben bunu ağzı açık bir şekilde günde birkaç kere karıştırarak gölge bir ortamda bekletiyorum. Ve 4-5 günlük olgunlaşma sürecinden sonra da kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama yöntemleri içeriğin oluşumunu ve oranını etkiler. Evet arkadaşlar, hazırladığımız bu su ve ot karışımını her gün birkaç kere karıştırarak çürüme olayını, çözünme olayını hızlandıracağız. Ve 4-5 gün içerisinde olgunlaşacak inşallah. 4-5 gün sonra olgunlaştıktan sonra süzeceğiz ve kullanmaya başlayacağız. Ben daha önceden hazırlamıştım zaten arkadaşlar. Olgunlaşma sürecini tamamlamış sıvımız burada. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar, içeriğinin oranını bilmediğimiz için yapraktan kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bu oran değişir. Nasıl değişir? Hazırladığınız düzenek aydınlıkta beklerse reaksiyon farklı bir şekilde cereyan eder. Karanlıkta beklerse farklı bir şekilde. Ağzı kapatılarak bekletilirse oksijensiz bir ortam oluşturulur ve farklı bir reaksiyon başlar. Ağzı açık bekletilirse yine farklı bir reaksiyon başlar. Kullandığınız suyun içeriği reaksiyonun yönünü değiştirebilir. Kullandığınız ot miktarı reaksiyonun yönünü değiştirir. Ama değişmeyen bir şey var arkadaşlar. O da bu otlardan elde ettiğimiz mineralli bir sıvı. Oranını bilmemekle birlikte mineral kaynağı olduğunu biliyoruz.
Bu sebeple temkinli davranıp yapraklardan kullanmayı çok tavsiye etmiyoruz. Şöyle arkadaşlar, aynı ölçü bir kaptan bir ölçek bundan alıyoruz. Gördüğünüz gibi koyu yeşil bir sıvı elde ettik. Bu sıvıdan bir ölçek alıp kabımıza koyuyoruz. Sonra üzerini en az 5 kat olacak şekilde suyla dolduracağız. Yani en az 1'e 5 seyreltmemiz uygun olur arkadaşlar. Ama işi garantiye almak istiyorsanız, içindeki oranı bilmediğimiz için, bitkilerin de olumsuz etkilenmesini istemediğimiz için bu oranı 1'e 10, 1'e 20'ye artırabiliriz. Bu sebeple seyretmenin şart olduğunu ama oranın size kalan bir durum olduğunu da belirtmek isterim. En az 1'e 5 seyreltilmesi uygun olur. Evet arkadaşlar, 1'e 5 oranında seyrettik ve hazırladığımız bu karışımı gönül rahatlığıyla bitkilerimize topraktan uygulayabiliriz. Şimdi bu karışımı bitkilerimize uygulamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu yabani otlardan elde ettiğimiz sıvıyı uygulamadan önce uygulayacağımız yeri mutlaka sulamamız, nemlendirmemiz gerekecek. Bu uygulama noktası neme doyduğu zaman uygulayacağımız sıvı daha eşit bir şekilde köklere nüfuz edecek ve böylece amacına daha iyi ulaşmış olacak. Bu sulamanın ardından bu hazırladığımız karışımı döküyoruz arkadaşlar. Ve inşallah fayda etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu sıvıda çeşitli mineraller var. Hem de toprağın bu kısmından alınan mineraller var. Ama böylesi sıvıları kullanıp verimi %100 artıracağız diye bir beklentimiz de olmamalı. Faydası olur, zararı olmaz. Bunu bilelim, bunu uygulayalım, yeterli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı bitkilerimize topraktan uyguladık. Ve inşallah faydasını da göreceğiz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.